Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla gene sizlerle birlikteyim. Bu videomuz gene size getiri sağlayacak bir video olacak aslında. Bir eğitim videosu gene tabii ki. WordPress'te bir online bilet satış sitesi yapacağız. Şimdi eklentinin baştan söyleyeyim tabii ki söylemekte fayda var. Eklentinin artı tarafları var, eksi tarafları da var. Bir takım kısımları tabii ki neden bunlar, neden artı ve eksileri var ücretsiz kullandığımız için bazı kısımlarını kullanamıyoruz. Ama ben biraz daha böyle araştırdım ettim işte bir çözümler müzümler buldum. Bir şekilde o açıkları da kapatmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince ve hepsini de ücretsiz yapmaya çalışacağız. Burası önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Zaten eğer ücretli e, maddi bir sıkıntınız yoksa bir bütçeniz varsa böyle bir sitedir düşünüyorsanız böyle bir site yapmayı düşünüyorsanız yani etkinlik sitesi rezervasyon, bilet satışı falan sites yapmayı düşünüyorsanız ücret, e, ücretli versiyonunda alabilirsiniz tabii ki. Yani o sizin artık maddi durumunuza bağlı. Neyse uzun lafın kısası. Yani artı tarafları var, eksi tarafları var. Önce eklentinin ben normal şekliyle bir kurulumunu yapacağız sayfamızda. Göstereceğim işte bilet satışı nasıl yapılır, nasıl işte neler kullanılır, ödeme yöntemleri ne falan bunları göstereceğim. Ondan sonra da tabii bize eksi kısmıyla e, yapamadığımız kısımları nasıl düzeltebiliriz ya da ne eklenti farklı eklentiler de ekleyebilir miyiz? Bakın, farklı eklentilerde ekleyebilir miyiz eklentiye? Bununla yapıp bunları yapıp eklentiyi işte çalışır hale getireceğiz. Yani sayfamızı satış yapabilecek hale getireceğiz. Öyle. Değil. Şimdi eklenti sayfası ne öncelikle onu da söyleyeyim. Yani ne çevrenizde olabilir ya da kendinizde olabilir. Mesela bir seminer veriyorsunuzdur ve bu semineri bir fiyat yani ne diyeyim? Bilet satışıyla ile yapıyorsunuz. Yani bir fiyatlandırmanız var. Ücret alıyorsunuz. Böyle bir site yapabilirsiniz. Duyurularınızı orada işte anlatabilirsiniz. Kısa videolarınızı koyarsınız. Bunların bilet satışlarını sayfanızın üzerinden yapabilirsiniz tabii ki. Ya da çevrenizde işte bu tip etkinlikler vardır. Onlarla görüşürsünüz. İşte artık hani nasıl çalışılır bilmiyorum. Yani nasıl bir anlaşma yapılır bilemeyeceğim. Oraları yani sizin araştırmanız lazım. Ben yalnızca etkinliği tabii sayfayı göstereceğim. Sayfanın yapımını ben şimdi yaptım birazdan seyredeceğiz. Zaten yukarıda da görüyorsunuzdur. Bir düzenleme yaptım zaten ben bir özelleştirdim sayfayı falan. Sayfanın özelleştirmelerini falan yapmayacağım. Neden diyeceksiniz aslında... Belki bu video iki bölüm bile olabilir. Çünkü şöyle diyeyim size satış kısmı biraz böyle şey. Bol üzerinden yapacağız. Artı işte bir bilet işte hani bilet göndermemiz lazım bilmem ne filan nasıl olacak nasıl edecek. Biraz karışık. Öyle diyeyim size yani dikkatli seyredim bence ama seyrettiğinizde anlayacaksınız zaten e, kaçırmazsanız bölümleri anlarsınız zaten yapılabilir. İşte rezervasyon kısmı var ama biz rezervasyon kısmını tabii ki dediğim gibi ücretsiz kullanamıyoruz. Onun haricinde etkinlik takvimleri olacak tabii ki gün işte ay içerisinde hafta içerisinde gün içerisinde neyse. Bu takvimde insanlar görebilecekler etkinliklerini. İşte satış yapacağız edeceğiz bilmem ne falan Evet ne yapalım önce bir. Eklentinin geliştiricisinin WordPress sayfasına girelim. Ofisyal sayfasına bir bakalım, fiyatına bir bakalım. Sonra bizim yaptığımız, benim yaptığım demo sayfada bir bakalım şöyle. Sonra da artık eklentinin kurulumuna ve tema, tema da ücretsiz arkadaşlar. Temamız da ücretsiz. Onu da anlatacağım zaten şimdi. Birazdan anlatırım zaten de neden işte böyle bir tema seçiyorum diye. Onu da anlatacağım size. Ne yapalım? Hemen ona bir geçelim. Uzatmayalım çünkü konu uzun olacak. Hadi bakalım. Yapacağımız sayfada kullanacağımız eklenti bu arkadaşlar. Ee, Event Prime işte İngilizcesi bu. Events Calendar, Booking and Tickets demiş işte İngilizcesi bu. Bu WordPress sayfası. Bunları ben e, videomuzun e, açıklama kısımlarında zaten hepsini paylaşıyorum arkadaşlar. İşte geliştireceğim WordPress ya ve ofisyal sayfasını falan hepsini paylaşıyorum. Hatta bizim diğer sektör videolarımız da var biliyorsunuz sektör videolarımız var. Bunların linklerini falan hepsini de açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Bazıları hatta şu an demo olarak bile internette faaliyette yani aktif sayfalara girip oradan da kontrol edebilirsiniz. Galeri sayfamız var, oto galerisi var, işte ne bileyim bir online eğitim kurs yeri var. Diş kliniği var, var da var. Emlak sayfası var, var. Yani bayağı var. Bu sayfaları da mesela internet üzerinde linkleri var zaten açıklamalarda girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bu eklentinin İngilizce sayfası hemen Türkçe'ye geçelim. Türkçesi de nasılmış? E -E Event Prime etkinlik takvimi ve rezervasyonlar ve biletler demiş. Şimdi bunları lütfen okuyun arkadaşlar. Her zaman söylüyorum ve hala yani hep söyleyeceğim zaten bunu. Lütfen girin okuyun. Çünkü bu açıklamaları bir okuyun. Bir bakın belki kafanıza yatmayan kısımlar da olabilir. İnsanların yani neler yazmışlar incelemelerde falan bunları okuyun değerlendirmelere bir bakın. Ondan sonra da kurmak yani videoyu seyrettikten sonra da kurmak isterseniz de kurarsınız. Ama önce okuyun bunları arkadaşlar. Bir zarar olmaz size. Dediğim gibi WordPress. Şimdi ofisiyel yani resmi sayfası da burası. Bunun linkini de paylaşacağım zaten. Buradan işte bakabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ekran görüntüleri falan da var böyle almışlar. Yani güzel eklenti ama dediğim gibi artı ve eksileri de var. Bazı kısımlar dil paketlerinde biraz sıkıntıları var. İşte gerçi ben lokalde çalıştığım için mi oluyor diyeceğim ama internet şu an gene çalışmamızı lokalde yapacağım çünkü hızlı olması için. O yüzden bazı kısımlar değişmedi. İngilizce kaldı etti. Yani neden ben de bilemedim. E, çünkü değişmiyor yani. Öyle diyeyim size. İşte ödeme kısımlarını falan göstermiş ama e, tabii bunlar e, ücretli sürümde olanlar bakın PayPal. Bizim ülkemizde PayPal yok. Yani kullanamıyoruz 2016'dan 2016 mıydı, 15 15.000 neydi? Öyle bir şey yani. E, bir süredir kullanılmıyor PayPal olmadığı için. Artı işte Strip Stripe'le de zaten kullanamıyoruz. Kredi kartı ödeme yolları ödeme yolları o da yok bu yüzden de bizde farklı bir yöntem işte ne yapacağız woocommerce üzerinden geliştiricinin böyle bir eklentisi var ücretsiz bir eklenti eklentisi var diyeyim size woocommerce bağlantısı da yaptırıyor size yani onu da en azından ücretsiz yapmışlar. çünkü baktım bazı eklentilerde gene böyle etkinlik eklentilerinde arkadaşlar çoğu bağlantı woocommerce bağlantıları falan ücretli onu söyleyeyim ödeme Yolların hemen hemen neredeyse hepsi ücretli arkadaşlar. Yani ayrıyetten bir ücret ödemeniz gerekiyor. Eklenti kullanıyorsunuz ama eklentinin özelliklerini kullanmanız için de sizden ayrıyetten para istiyorlar. O da nasıl oluyor onu da göstereceğim şimdi şimdi Bakın. Şimdi şöyle bir fiyatlarına bir bakalım ki önce. Plans. Şuna yani bir bakalım. Buraya da girin. Geliştiricinin sayfası bu. Buradan mesela bakabilirsiniz arkadaşlar fiyatlarına. Hatta bakın. Bu ücretsiz zaten kullanacağımız. İşte WoW bakın. Eklentisi Elementor. Evet güzel elementor üzerinde çalışacağız zaten elementor e eklentisi geliyor. Bunlar da fiyatları işte bir site için bakın fiyatlar bunlar. Onun haricinde de arkadaşlar bakın şimdi dediğim gibi bazı kısımlarını kullanmanız için sizden ayrı para alacaklar. Ne mesela? İşte bakın. Yani bir koltuk düzeni online mesela aynı mesela hani sinemaya filme gidersiniz sinemada koltuk düzenini seçersiniz ya onun için bir düzenek var. Yani bir eklenti var. Gene eklentinin içinde alıyorsunuz 30 dolar. Ya yani vurduğunuz zaman 900 lira para yapar neredeyse. Ya cid, bizim için ciddi paralar. O yüzden bunları çok fazla yani bunlarla işimiz yok. Yapamıyoruz, edemiyoruz. Kullanamıyoruz. Ama dediğim gibi bütçeniz varsa da eklentiyi de beğenirseniz ilk önce bir ücretsiz sürümünü denersiniz. Hoşunuza gider. Evet. Ondan sonra da almak istiyorsanız alırsınız. Ben ona bir şey diyemem. Karışamam yani. Dediğim gibi bunlar var. Ücretsiz de bunlar var arkadaşlar işte bakın. Free 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 demiş. Onlar da ücretsiz. Bu da geliştiricinin sayfasıydı. Buraya da girip okuyabilirsiniz. Şimdi sayfamıza bir bakalım. Bakın şimdi ha, şunu da söyleyeyim. Ben tema seçiminde aslında şöyle bir şey var. Temanızı e, istediğiniz bir tema yapabilirsiniz. Çünkü önemli olan burada eklentinin kısa kodlarıyla zaten eklentini, eklentiyi kullanıyorsunuz. Öyle diyeyim size. Yani temanın burada çok büyük bir fonksiyonu Nasıl diyeyim size çok büyük fonksiyonu yok görselliğine bakın yani işte nasıl diyeyim fontlarına bakarsınız stiline, rengine mengine bakın işte genişliğine bakarsınız ona bakarsınız ne bileyim işte hani header foot kısmına bakarsınız. Yani çok önemli değil aslında ikinci sırada geliyor çünkü eklentinin size verdiği kısa kodlarla ana sayfanızı falan mesela ya da sayfaları yapıyorsunuz zaten eklenti kurduğumuzda göreceksiniz bir ton şey çıkacak bir ton sayfa oluşturacak size bir sürü özelliği var eklentinin o yüzden diyorum. Ben bir tane özellikle de e-ticaret. Bakın e-ticaret teması, şablonu seçtim. Çünkü dediğim gibi ödeme yolunu WooCommerce üzerinden yapacağımız için e-ticaret sitesi. Yani o da ne oldu? Yani normal bir tema da seçe seçebilirsiniz. Sonradan da WooCommerce eklersiniz. Ben e-ticaret sitesi olsun. içinde zaten şablonu aldığınız için Astra kullanacağız biliyorsunuz. Astra yani söylüyorum. Onunla birlikte demo'da zaten demo verilerde WooCommerce, Elementor falan hepsi de geliyor zaten biliyorsunuz. Daha önceki videolarımızdan. Şimdi ana sayfamız bu şekilde. Bakın bir işte e-ticaret sayfası olduğumuz için. Hatta şu an piyasadaki piyasadaki derken faaliyette aktif olan bilet satış yapan sitelere bakıp bir onları da inceleyip mesela sayfanıza yön verebilirsiniz. Öyle diyeyim. İşte bir e-ticaret sayfası işte bir ne var mesela alışveriş sepeti falan var. Burada aldığı biletler milletler şeyler işte yani biletleri satacağız yani şey, etkinlikleri satacağız ama nasıl bilet olacak bunlar birazcık karışık geliyor insana öyle diyeyim evet onlar karışık. Doğru. Şimdi 8 tane ben normalde bir etkinlik tablosu koymuşum. Kategori koymuşum mesela. İşte bir sürü etkinlik. Bu dediğim gibi çevrenizdeki şeylere bağlı. Sinema bile bakın bir etkinliktir sonuçta. Sinema filmler bir etkinliktir. Bir sinema firması yani yeriyle anlaşıp onlardan bilet alıp işte dedim ki o anlaşmalar nasıl yapılır? Nasıl edilir? Bilemiyorum. Baktığınız zaman görüşebilirsiniz. Ya da işte ne bileyim kendi sayfanızın mesela dediğim gibi bir seminer, tek bir kategori olur. Seminer üzerine işte bir eğitimle ilgili bir kurs veriyorsunuzdur. Yani seminer veriyorsunuz. Konferans veriyorsunuzdur. İşte konuşmacının biletlerini satı satabilirsiniz. Öyle diyeyim. İşte ben 8 tane kategori oluşturmuşum. Bu şekilde. Etkinlik programı bu takvim arkadaşlar. Bakın en yakın etkinlikleri falan gösteriyor. Tarihlerini gösteriyor. Ya da Bakın olmuş etkinlikleri de gösteriyor. Aslında bunları da kaldırabilirsiniz normalde. Etkinlik bitti mi kendisini kaldırabilir. Böyle takvim şeklinde buradan insanlar etkinliklere ulaşabilir arkadaşlar. Bugün işte şu etkinlik var bu etkinlik var falan gibi. agende. Bakın bunlar mesela işte dediğim gibi videoda bunlar lokalde çalıştığım için de olabilir belki diyorum ama internette de denemek lazım aslında ama ben şu an lokalde deneyeceğim bunu. Yine hızlı olması için bu şekilde bakın ulaşabiliyorsunuz. İşte belirli bir etkinliği mesela ana sayfada öne çıkarabilirsiniz. İşte bu konser olur, bu konferans olur bilmem ne. Bu etkinlikte mesela o etkinliği öne çıkarıp o etkinlikle ilgili yani kategorideki etkinlikleri burada yayınlayabilirsiniz. Yaklaşan etkinlikler bilmem ne filan. Öne çıkanlar bunlar e-ticaretin bakın e-ticaretin şeyleri normalde öne çıkardığımız kısa kodlarla WooCommerce'de yani Commerce'i bu şekilde de kullanacağız. İşte böyle bir ana sayfamız var. Tercih edilen işte bakın fiyatlar bilmem ne işte mutlu müşteriler. Bir de footer kısmı falan var. Hatta footer'da en yakın etkinliğin buraya bir ta şeyini de seçebiliyorsunuz. Kalan süreyi size gösteriyor ama bakın İngilizce. Yani bunlar da değişmedi. Ama dediğim gibi belki internette de değişir. Bilemiyorum onu. Aslında bunları bitirip internete de yüklesek iyi olurdu. İşte biraz da yer benim hostingimde fazla yerim kalmadığı için fazla da bakacağım artık. Bir belki de yükleyebilirim. Böyle bu şekilde mesela girdik. Şöyle bir kategoriye girdiniz. işte doğa ve macera etkinlikleri adlı bir kategorimiz var. Burada etkinlikler ne olabilir? Mesela bu bir gezi olabilir. Likya gezisi işte. Atıyorum kafadan. İşte ne bileyim tırmanış, dağ tırmanışı. İşte işte bir sahil yürüyüşü o bu. Bakın bu şekilde bu farklı işte bu eklentinin normal şartlarda eklentinin nasıl diyeyim PayPal olsaydı bu şekilde mesela kullanabilecektik. Ama Paypal, Paypal'ı ücretsiz ödeme yöntemi olarak seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şöyle diyeyim size. Mesela Türkiye dışında Paypal kullanan arkadaşlarımız olursa bunu ücretsiz olarak kullanabilirler. Paypal'ı varsa tabii ki kullanabiliyorlar. Onun haricinde mesela diğer ödeme yöntemleri için de ücret ödemeleri gerekiyor. İşte dediğim gibi 30 dolar falan değil strip kullanmanız için. Ama o komers üzerinden satacaksanız onda bir ücret yok zaten. Sonuçta biliyorsunuz post yazınız falan varsa sanal postunuz varsa... Oradan kredi kartı ödemesi yapabilirsiniz ya da banka, havale, EFT yapabilirsiniz. Bu şekilde mesela işte etkinlikleri görüyorsunuz. İşte detaylara girdiğiniz zaman bakın öyle yani detaylarla işte etkinliğin detayları ile ilgili posterimiz var. İşte burada etkinlikle ilgili yazıları, QR kod. Bu QR kod çok da bir işe yaramıyor aslında şu an. Ee, baktığınız zaman işte buradan mesela bir sonraki etkinliklere mesela bilet alabiliyorsunuz. Böyle mesela hemen bilet al. 9 Kasım'a ben buna katılacağım diyeceksiniz. Direkt sizi Vol Commerce'de satış yaptığınız etkinliğin mesela biletlerine ulaştırıyor. Bakın 20 adet stokta var diyor bilmem ne filan. Yani bir şekilde e-ticaret sayfası yapıyoruz. Öyle düşünün. Evet etkinlik sayfası ama bir şekilde de aslında biz ne yapıyoruz? E-ticaret yapıyoruz. Yani ürün satacağız. Yani bilet satacağız. Kısacası bu. Bunu demek istiyorum. Çünkü Hatta işte WooCommerce'in short kısa kodları bunlar lazım olacak. İnternette arattığınız zaman çıkar arkadaşlar. Ben öyle bir arattım işte böyle bir sayfa çıktı. Buradan kullanabiliriz. Bu sonraki aşama aslında. Bakın işte demiştim ya sizde bilet nasıl bilet işte göndereceğiz. Nasıl olacak? Yani biraz bu e, burada biraz nasıl diyeyim size mantık yürütmemiz lazım. Yani sattığımız etkinliği nasıl takip edebileceğiz? Bizim bir işte Hani alan kişinin bir bilet numarası olması lazım. Kapıda girerken neye göre girecek? Yani nasıl anlayacağız? Nasıl bileti aldığını anlayacağız filan. Bu şekilde bir kontrol mekanizmamızda olması lazım en azından. Yani müşterinin elinde de bir belge olması lazım. Bu sonraki aşama yani en son aşamalardan biri olacak bu bilet. Çünkü bu farklı bir eklenti. Ama gene WoW Commerce'de bağlantılı bir eklenti. Bununla ilgili çok fazla bir araştırma yapamadım. Eklentiyi buldum ama eklenti çok geniş bir eklenti. Öyle diyeyim size. Yani bu bilet eklentisi. Onu da söyleyeyim. Bunu da söyledikten yani sonra ne yapalım? Uyarılarımızı yapalım. Ondan sonra da artık demo sayfamızda yani demo derken işlemleri yapacağımız sayfaya bir geçelim. Sıfırdan sıfırdan bakın. Herhangi bir şey yok. Benim normalde ilk başta kurduğum eklentiler var. Kullandığım eklentiler onlar var. Onları da biliyorsunuz zaten. Anlatıyorum anlattım diğer videolarımda da işte yardımcı eklentiler gibi bir şey. Onlar var. Onun haricinde bir şey yok zaten. onayı orada kuracağız. Sıfırdan işte sayfayı yapacağız arkadaşlar. Ama özelleştirmesini yapmayacağım arkadaşlar. Eklentiyi anlatacağım yalnızca size. Birkaç tane de şey yapacağız. Test yapacağız o kadar. Ne yapalım? Geçelim. Uyarımızı yapıyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. WordPress kontrol panelindeyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani boş diyebilirim. Kullandığım eklentiler hemen bir bakalım. Bunlar normalde işte kullandığım işte bir SMTP eklentisi, cache program eklentisi var. Bir de Loco Translate biliyorsunuz. Bunlar falan var. Ya yani bunlar bana yardımcı ek eklentiler diyeyim size. Sayfa çalışmalarında bunları kullanıyorum. Bunlarla ilgili anlattım size arkadaşlar ve videolarda var. Yani bu eklentilerle ilgili Videoda var seyredebilirsiniz kanalımda var arkadaşlar. Geldik yeni eklenti yani eklentiler kısmına geldik. Yeni eklenti ekle. Ayriyetten bir de şunu da söyleyeyim. Ee, daha dün herhalde dün müydü ya da ondan önceki gün. WordPress'in yeni sürümü çıktı arkadaşlar. 6.4.1 sürümü geldi. Şu an varsayılan yani teması 24 herhalde 24 müydü neydi öyle bir şey galiba. Görünümlerde bellidir zaten orada bakarsınız. Böyle bir bakın boş bir tanıtım WordPress şeyi. Yani ana sayfası gibi bir şey. Neyse onun da haberini vereyim. 6.4.1 olacak. Şimdi yeni eklenti eklentiler kısmına geldik. Yeni eklenti ekle diyoruz. Buraya da eklentimizin ismini yazalım. Event Prime 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 Event Prime. diye kullanacağımız eklenti bu arkadaşlar. Bakın 2000'in üzerine etkin kurulum. İşte 27 tane de olumlu 4 yıldızı var. Yeri eklenti herhalde bu da yani çok fazla bir şey olmamış zaten kurulumu. Bunu kuruyoruz ve etkinleştiriyoruz. Bu tabii ki arkadaşlar dediğim gibi eklenti kurulduğunda sayfalar kısmına şimdi bir sürü sayfa gelecek İngilizce. Bunların Türkçeleştirilmesi yani başlıkların, linklerin Türkçeleştirilmesi lazım. Artı eklentinin dil dosyasını ben evet, çevirdim gene. Onu da yükleyeceğim. Yani e eklentinin dil dosyaları falan hepsi onlar var. Ayrıyeten o sonraki aşamalarda göstereceğim tabii ki. WooCommerce bağlantılarını bilmem ne onlar tabii ki. Etkinleştirelim. Evet, eklenti bakın hemen kuruldu. Bu tarafa, sol tarafa geldi. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Şimdi sayfalar kısmına bir bakalım. Bakın bir sürü sayfa geldi. Kaç tane gelmiş? 12 tane sayfa şunu çıkaralım. 11 sayfa Gizli politikası vardı. 11 tane eklenti sayfa oluşturuyor arkadaşlar. Bunların hepsini de kullanıyor. Zaten bakın kullandığında buradan anlıyorsunuz. Ne işe yaradığını bilmem ne filan. Bunların Türkçeleştirmesini yapacağım. Eklentinin dil dosyasını yükleyeceğim. Türkçeleştireceğim. Yani bu şekilde bakın hepsi İngilizce. Hepsi İngilizce. Hatta ayarlar kısmına bakalım. Yani elinden gelince Türkçeleştiriyor zaten. Yani bize verdiği yetki kadarıyla Türkçeleşiyor. Öyle diyeyim size. Bunları bir Türkçeleştirelim. Ondan sonra kaldığımız yerden gene devam edeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz tabii ki? Çeviri işlemlerinin loku üzerinden yapacağız. Bunları yapıyorum ve geliyorum. Dil dosyalarını tamamladık arkadaşlar. Şimdi sırada temamız var. Temamızı yükleyelim. Şablonumuzu seçelim. Bir e-ticaret şablonu seçeceğim. Hemen ne yapıyoruz? Görünüme geldik. Temalara geçelim. Yeni tema hatta bakın 24'müş. 2024. Yani yeni versiyonla, sürümle gelen tema WordPress'in teması buymuş arkadaşlar. 2024. Yeni tema ekledim. Tema yükle geçeceğiz. Geçmeden de hatta burada bakın Astra çıkıyor. Astra temasını kullanacağız içinden bir şablon alacağız tabii ki. Kurulum yapıp etkinleştirelim arkadaşlar. Temayı da kurduk etkinleştirdik. Şimdi sol tarafta gene Astra'nın bakın sekmesi geldi, menüsü geldi. Astra sekmesine bir tıklayalım bakalım. Evet bu şekilde. Şablon seçmemiz için arkadaşlar şunu da kurmamız lazım. Starter Template dediği şablonların olduğu, ücretli ücretli şablonların olduğu kısım eklenti. Bunu da kuruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şablon seçmeye yapalım. O da kuruldu, aktifleşti. Şimdi Elementor üzerinde çalışacağız gene. Elementor'la Elementor sayfa yapıcı bir tema şablon seçeceğiz. Bakalım. Şimdi dediğim gibi bir e-ticaret e, e şablonu alacağım. O yüzden şuna basın arkadaşlar. Zaten iki tane mi üç tane böyle kullanılabilecek şablon var. Baktığınız zaman. Evet uçağımız da tepemizden geçer. Şimdi bu bu şekilde gelebilir arkadaşlar. Böyle geliyor. Bir şöyle güncelleyeyim bunu. Üst tarafta bakın şöyle bir şey var. Gene çıkmazsa ne yapıyorsun? Tekrar kontrol paneline gelin. Kontrol panelini kapatalım. Kontrol paneline geldikten sonra gene Astra'ya geliyorum. Astra'da gene bu kısma Starter Templates dediği kısma geliyorum. Bazen gelmiyor çünkü bu şablonlar çıkmıyor, etmiyor. Gene gelmedi herhalde. Oluyor bu yani bu sıralarda çok yaşanıyor. Nedendir bilmiyorum ama. Neyse. Şimdi kullandığımız şablonu ben ilk önce bakayım. Resimsiz de bulabileceğiz mi? Var mı burada? Var mı? Var mı? Var mı? Resimsiz. Evet. Resimsiz bu olması lazım. Bu muydu ya? Buydu herhalde. Bunu kullanmıştık. Bir bakalım şöyle bir bakalım açılacak mı buradan? farklı bir şablonda. Evet bunu demo sayfamızda yapmıştık arkadaşlar şurada bakın bu şablon bu aslında. Bunu yapmayacağım ama ben bu şablonu kullanmayacağım. O yüzden geliyorum bu şablonu kullanacağım arkadaşlar. Bu şablonu biliyorsunuzdur eğer kanalımızı takip edenler ya da ettiyseniz işte videoları seyrettiyseniz e-ticaret sitelerinde başlangıç şablonumuz buydu zaten. Biliyorsunuz bu şablonun üzerinde çalışmalar yapmıştık. Bu şablonu kullanacağım. Hoşuma giden bir şablon bu da zaten. Öteki de iyi aslında yani o da ücretsiz, bu da ücretsiz. Sonuçta e-ticaret şablonu. Dediğim gibi WooCommerce'i kullanacağımızdan dolayı ücretsiz eklenti olduğu için ödeme yolunu WooCommerce üzerinden yapacağımız için e-ticaret şablonu seçiyorum. Farklı şablonlar seçebilirsiniz aslında. Yani onu size bırakıyorum ben. Sonuçta çünkü kısa kodlarla iş yapacağımız için size kalmış. Evet şablon bu. Bakın işte böyle işte şeyler var. Buralara işte ne yapacağız? Eklentileri falan koyacağız, yerleştireceğiz. Bir şeyler yapacağız kısa kodlarla. Çok da böyle şey değil. Önemli olan tabii ki düzenim üzen işte öyle diyeyim size. Aynısı değişen bir şey yok ya. Evet. Değişen bir şey yok. Neyse Logomog'u logo sonra yapacağımız işlemler. Hemen şunu geçelim. Rengi seçebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl bir renk istiyorsanız. Mavi olabilir. Ne bileyim. Biraz daha sarımsı. Herhalde bu turuncu, buruncu, sarımsı. Ne bileyim bir tane bunu seçelim işte. Ben Poppins'i seçeceğim. Yazıyı. Poppins'i seviyorum arkadaşlar. Yazı şekli güzel. Fontu güzel. Bunu seçtim. Poppins Lato. Devam ediyorum. Bu arada da dediğim gibi şablonun demo verilerini çekecek artı ihtiyacımız olan eklentileri kuracak işte ne gibi Elementor, WooCommerce işte bir tane de iletişim formu kurulacak. Şuraya basın, submit dediği kısma basıyoruz. Ondan sonra da bekliyoruz zaten. şablonu kurduk. Yalnız şunu da hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle de bir bakalım ki önce. Şablon. Şablon gelmiş. Şimdi birkaç bir gün ya da işte iki gün oldu herhalde. Yeni versiyon geldi. Şimdi bu eklentilerle arkadaşlar şablonla gelen eklentiler var. Bazı eklentiler yani demo veriler için işte WooCommerce, Elementor, iletişim bir de e, sepeti terk eklentisi vardı. Bunların uyum sorumluluğu olabilir. Bu şablonu kurarken eğer hata alırsanız arkadaşlar, şunu da söyle, onu da söyleyeyim. Hata alırsanız şöyle yapın. Eklentileri manuel olarak yani siz şablonun yüklemesini beklemeden önce ilk önce Woocommerce'i Elementor'u yükleyin eklenti olarak, eklentiler kısmından yükleyin. Ondan sonra şablonu yükleyin. Eğer hata alırsanız diyorum. Çünkü daha bir iki gün olduğu için diğer eklentiler belki çakışabilir. WooCommerce falan bunlar herhalde geçmiş olabilirler gene son sürümü ama onlar çünkü bayağı büyük eklentiler. Bazı işte dediğim gibi Elementor belki ya da diğer sepeti terk etme ya da işte iletişim formu eklentileri bunlar çakışabilir. O yüzden de siz şablonun eklemesini beklemeden kendiniz de yükleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi çıktık. Evet şablon kuruldu. Şunlar falan bayağı bir bir temizleyelim gene. Bakın kart kart flows var. Bak bu eklenti de mesela çakışabilir belki son sürümle uy, uyuşmayabilir. Hata verebilir yani o yüzden diyorum. Strip var mesela bunu kaldıracağız zaten kullanmayacağız. WooCommerce ayarlarında yapacağız onları zaten. Kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Kart flows'u kullanabilirsiniz ödeme sekmesini, ödeme sayfasını yani ödeme sayfasını e, özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Onu kullanabilirsiniz. Onunla ilgili videom var zaten. Bunları da kaldıralım şuradan. Ekran tercihlerinden. Bunu, bunu. Evet. Bu şekilde kalsın. Temiz olsun. Tekrar. Bunu da gizlesin. Başlangıç sayfasına gelelim. Tabii ki e-ticaret olduğu için her zaman diyorum. E-ticaret olsun ya da olmasın önemli değil. Bir SSL bağlantınız olsun. Yani SSL gözüksün arkadaşlar. internette. Yani güvenilirliğinizi arttırır ödeme yapıyorsanız zaten e-ticaret yapıyorsanız muhakkak ol. Ne inşallah bu şekilde demo verilerle geldi arkadaşlar. Temamızı kurduk. Eklenti kurduk, temayı kurduk. Şimdi de sıra neye geldi? Tabii ki eklentiyi bir şöyle bir tanıyalım. Eklentinin sekmelerine bir bakalım. Bir ayarlarına bakacağız. Ayarlarını işte yapabildiğimiz kısımları bir ayarlayalım. Ondan sonra çünkü şeyleri eklememiz lazım. Etkinlikleri falan ekleyip ondan sonra biraz da ayarlarla oynayacağız. Öyle diyeyim. O kısma geçelim. Etkinlikler kısmına geçelim arkadaşlar. Kurduğumuz eklentinin bir özelliklerine bakalım. Etkinlikler dedik. Tüm etkinlikler. Orada girmiş olduğumuz etkinliklerin hepsini göreceğiz işte. Yani kaç kategori demiştim ya arkadaşlar. O kategori bazında yaptığımız etkinlikler falan işte altında yani kategorinin altındaki ne kadar eklentimiz varsa göreceğimiz yer. Yeni ekle kısmı var. Takvim kısmı var. Takvimde bakalım. Ne varmış takvimde? Bu şekilde bakın. Böyle takvimi gösteriyor. Etkinlik türleri dediğim gibi kategori yapacağız burada. Mesela işte doğa, macera ne varsa burada işte bakın. Konferans, spor, teknoloji, sanat, manat bilmem ne. Burada onları yapacağız. Etkinlik türlerini. Mekanlar dediği kısım arkadaşlar etkinliklerin e, nerede gerçekleştiği, gerçekleştiğini göstereceğimiz. Şimdi burada bakın Google Map API. Google Map'ınız API keyiniz varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, yapın arkadaşlar. Ben Benim bununla ilgili bir videom yok aslında. Ama internette yani tonlarca Google Map nasıl alınır diye bir videolar var. E, seyredip siz de uygulayabilirsiniz. Ben kullanmayacağım çünkü burada. Yani siz kullanın ama lokasyonları yani nerede yapıldığına dair onlarla ilgili mekanlarla ilgili bilgi veriyordunuz. Organizatörler burada da işte eğer sizin haricinizde farklı kurumlar, kuruluşlar mesela etkinlik yapıyorsa onlarınla ilgili bilgi verebilirsiniz. Organizatörler dediği. Sanatçılar dediği kısımla e, bu da arkadaşlar şey mesela bir konser olur. Konserde katılan sanatçılar hakkında biyografi işte bir sayfası olabilir. İşte konuşmacıyla ilgili bir sayfa olabilir. Onunla kısa bir içerik oluşturabilirsiniz. Onunla ilgili bir bilgi verebilirsiniz. Rezervasyonlar. Rezervasyonları tabii ki ne yazık ki biz e, ücretsiz sürümünde kullanamayacağız. Raporlar kısmı var. Rezervasyon kısmında da şöyle bir şey var arkadaşlar mesela. onu da söyleyeyim zaten. Rezerve ettirebiliyorsunuz etkinliği. Belli bir tarihler verebiliyorsunuz. Hatta ön ödeme de alabiliyorsunuz rezervasyonlarda isterseniz. Öyle şeyleri falan da var yani. Hatta etkinlik oluştururken göreceğiz. Bakın burada rezervasyon, ödemeler, katılımcılar falan demişti. Raporlarda. E-posta kısmına, kısmına bakalım. Katılım yapanlara mesela eğer bilet alırken olabilir e-posta adreslerini alıyorsanız onlara mesela bilgilendirici etkinlik hatta etkinlik bazında bütün etkinliklere katılanları değil farklı etkinliklere katılanlara mesela ayrıyetten e-posta atabiliyorsunuz. Kısa kodlara bakalım. Burada da işte sitede kullanacağımız kısa kodlar bunların zaten hepsinin hemen hemen hepsinin sayfasını verdi bize. Yaptı zaten, oluşturdu arkadaşlar. 3 6 9 12 bakın 13. Bir tanesinin yoktur zaten. 12 tane miydi? 11 tane sayfa hatta yaptı demiştim değil mi? Öyle bir şeydi. Onların kısa kodları arkadaşlar bunda. Bunlar zaten sayfa olarak da bizde kurulu şu an. Ama ana sayfada da kullanabileceğimiz bir, birkaç şey var. Onları yapacağız. Ayarlar kısmına bakalım. Ayarlarda evet eklentinin bakın hepsi Türkçe zaten. Bu şekilde değişmiş, Türkçeleşmiş. Tamam. Buradan ayarlara geçeceğiz. Uzantılara bakalım. Uzantılarda da bakın burada eklentiyle birlikte yani özelleştirebilmeniz için ihtiyacınız olan aslında eklentiler bunlarda. Özel eklentiler. Şimdi tabii ki ücretsiz olanlar bunlar. Hatta bakın bunu yeni evet bu yoktu. 3 taneydi 4 oldu şu an. Evans import export. Aynen öyle bu yoktu çünkü herhalde benim bildiğim yoktu. Bunu da eklemişler. Bizim kullanacağımız bakın arkadaşlar WooCommerce, Integration bir de Elementor. Bunları nasıl alacağız? Bakın download diyor. Bunları da şimdi söyleyeyim. Bunlar da arkadaşlar siteye geliştiricinin sitesine yani bir e-postayla üye oluyorsunuz. Oradan indiriyorsun. İndirme linkini veriyorlar size zaten. E-posta atıyorlar hatta. E-posta da geliyor. Yalnızca bir e-posta üyeliği öyle size. O şekilde indirebiliyorsunuz. Ücret yok. Ben çünkü yaptığım için söylüyorum size. Şu ikisini kullanacağız zaten. Bunları indirmeniz lazım. Ben de şimdi tekrar olmayacağı için hani ben üyeliğimi yaptım. E-posta yaptım. Bunları indirdim zaten. Kuracağım. Bunu indirmemiştim ama bunu alabiliriz tabii. Doğru. Bu şekilde sekmeleri var. Ne yapalım? Ayarlara girelim ve ayarlardan başlayalım artık. Bakalım yapabildiğimiz neler varmış. Ayarlara geldik. Direkt olarak ayarlarda genel bölümü, genel sekmesinde kurulum. İşte saat dilimi 3. taraf SEO demiş. Burada zaman formatlarını seçebilirsiniz. 24 saat zaman formatını istiyorum. Katılımcı isimleri gerekli. Yani işte bu dediğim gibi yaptığınız ya da paylaşacağınız eklentilerle alakalı bir yerde Et, etkinlik etkinliklerle eklenti nereden çıktı? Etkinliklerle alakalı. Şimdi bunu seçersiniz bütün mesela etkinliklerde geçiyor. Bakın burada da yazıyor zaten herhalde. Etkinliğe ödeme sırasında kullanıcılardan ekledikleri her bilet için Bakın her bilet için katılımcı adlarını girmeleri istenecektir. Bu tüm etkinlikler için geçerlidir. Hepsi için. AdSoyat İstitutu'nun. Onun haricinde ücretsiz et, etkinlikler için fiyat gizli demiş. E, tarih formatı şunu seçeceğim ben. Gün. Gün. Daymon. Evet bunu alacağız. Biletlere QR kodunu yazın demiş. Etkinleştirildiği takdirde bilet PDF dosyasında bir QR kodu bulunacaktır diyor. Şimdi bu ücretli sürümle evet işe yarayacak ama ücretsiz sürümle işe yaramayacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ödeme sayfası zaman aşımı. Bu 4 dakika dakika süresi e, üzerinden verecek. Şimdi burada işte dediğim gibi gene ücret ücretsiz muhabbeti olacak. Şimdi PayPal'da 4 dakika içerisinde zaten ödeme yaparsınız. PayPal'da hemen yaparsınız icabına ama WooCommerce üzerinden ödeme yaparsanız bu biraz uzun sürebilir. İşte Sanal postunuz varsa evet 4 dakika 5 dakika yetebilir. Bunu mesela yani 4 dakika neyse kalsın 4 dakikada kalsın. Yazı boyutu 14 demiş. istekli sesi simgesini de karanlık modu etkinleştir demiş. Bilmem ne filan. Geç bunu kaydettik. Saat dilimine geçelim. Şimdi saat diliminde de şöyle bir şey var. Kullanıcının saat dilimini seçmesine izin verin. Şimdi ülke bazında ya da işte ne bileyim bölgeler arasında çok bizim ülkemizde yok. Öyle bir sıkıntı yok zaten sonuçta. Türkiye'de yapacaksanız bunları zaten kapatın. Yani saat dilimini seçmesine izin gerek yok. Vermenize gerek yok. Ama şimdi ülke dışından başka ülkelerden seminerlere gelecek olacak olan varsa onu seçebilirsiniz tabii ki. Açabilirsiniz yani bunu. Burada zaten bakın yani burada saati hatırlatmak için kullanıcı cihazının çerez kararı, falan demiş. Buna gerek yok. Türkiye için gerek değil yani. Üçüncü tarafa bakacağız. Üçüncü tarafta Google Map API anahtarı etkinlik paylaşımına bunu açarsanız evet bu eklentinin bir özelliği de şu arkadaşlar. Dışarıdan mesela sitenizde sayfanızda mesela şey yaptınız moderatörler aldınız ne bileyim yönetici aldınız filan ya da işte anlaştığınız kişiler var kurum var kuruluşlar onlar da mesela etkinlik etki, e, ekleyebiliyorlar onlar için de mesela bir sayfa var etkinlik ekleme sayfası var arkadaşlar etkinlik oradan mesela ön uçtan icabında admin kısmına da herhalde girilmiyordu bildiğim kadarıyla oradan da link verdiğiniz zaman etkinlikler ek, ekleyebiliyorlar ama biz tek bireysel olarak yapacağız bunu biz site sahibiyiz adminiz, biz ek, ekleyeceğiz etkinlikleri öyle diyeyim o yüzden bunu açıyorum kapçası var kapçayı etkinleştirin arkadaşlar kullanabilirsiniz dediğim gibi kapçayla ilgili gene bir ton video var map google map ve kapçayla ilgili bunları seyredip kapçayı açın ama kullanın mapı da kullanabilirsiniz SEO bakalım. Güzel URL'leri etkinleştir. Yani burada da evet SEO için bunu açabilirsiniz. Açın arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Biz mesela ne yapıyoruz? Ayarlar kısmında kalıcı bağlantılarda mesela bu şekilde şurada mesela yazı ismi. Ben bu şekilde SEO yani yazıların bu şekilde olmasını istiyordum. Ama onu da açabilirsiniz arkadaşlar. Onda hiçbir sıkıntı yok. SEO uygulaması da olsun. Yani SEO programı zaten yükleyin sayfanıza arkadaşlar. Bir tane SEO yükleyin yani. Sevapur eklentisi olsun yani. Bunu da açabilirsiniz. Ödemelere geldik. Şimdi evet ödemeler kısmı. Bakın burada Paypal'ı veriyor zaten arkadaşlar. Bu ücretsiz zaten. Paypal'ı eğer Paypal'ınız varsa işte Türkiye dışındaysanız Paypal'ı da kullanabiliyorsanız örnek Almanya'dasınız ya da Azerbaycan'dasınız arkadaşlar. Azerbaycan'da herhalde geçiyor. Benim bildiğim galiba Paypal geçiyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Onu da yazın. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Azerbaycan'da geçiyor mu? kullanılabiliyor mu yani? Ee, ona işte Türkiye'de olmadığı için biz bunu kullanamıyoruz ama dediğim gibi kullanabiliyorsanız Paypal'la ödeme alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ne yazık ki şey yapamıyoruz ama buradan mesela yönet kısmına girdiğiniz zaman Paypal'la işte sizden e, API key'ini isteyecek. İşte Paypal müşteri kimliği falan bilmem ne cevap, Türk. Onları yapacaksınız buraya yapıştıracaksınız kaydedeceksiniz. Paypal o zaman açılacak zaten e, etkinleştirdikten sonra. Para birimimiz Türk parası tabii ki. Ülkemizin parası Türk iş lira demiş. Bu da şöyle olsun. Para birimi arkasından da bir boşluktan sonra da sembol olsun. Onu da kaydettik. Sayfalar kısmına geldim. Videonun başında da söylemiştim. Sayfaların başlıkları İngilizceydi. Linkleri tabii ki öyle. Sonuçta ne oldu? Başlıklarını değiştirdim. Yani Türkçeleştirdim ve linklerini de otomatikman değiştirdim. Yoksa eski linklerini kullandıktan sonra bir anlamı yok zaten yani. Bunlar da otomatikman bakın buraya gelmiş zaten. Bunları bir kontrol edersiniz arkadaşlar. Yani e, sayfa şeylerinde bir sıkıntı var mı diye. Karışıklık var mı diye. Ama yok herhalde. Bunda bir yapılacak bir şey yok. Zaten otomatikman geçiyor buraya. E-postalara bakalım. Burada kayıtlı kayıt e-postası. İşte bakın. Bunları da yönet etkin. Hepsi de etkin diyor zaten. Tüm yönetici e-postalarını devre dışı bırak. Tüm kullanıcı e-postalarını devre dışı bırak. Yönetici, alıcı... Tamam. Gönderin e-postası demiş. Buradan isterseniz devre dışı da bırakabilirsiniz. Kullanıcı şifre rezervasyon. Bunları zaten şunları kullanamayacağız. Etkinlik onay postası. Yani işte ücretsiz sürümünde bunları kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Bunları kullanamıyorsunuz. Otomatikman e, WooCommerce kullanacağımız için ücretsiz işte şekilde kullanacağımız için WordPress'in WooCommerce'in hesap oluşturucu yani WordPress'in kendi varsayılan Şeylerini e-posta sistemini kullanacağız arkadaşlar. E-postalarını kullanacağız. Onunla ilgili videom var arkadaşlar. Özelleştirmelerle e-posta özelleştirmeleriyle ilgili videom var kanalımda. Seyredin arkadaşlar. Burada mesela şuna bir bakalım. Kayıt e-postası demiş. Yönet diyelim. Bakın bu şekilde mesela bir e-posta gönderiyor. Kullanıcı kaydı başarılı demiş. ya Bu şekilde düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da gösterdik. Kayıt e-postası kullanıcı şifresini sıfırla. Tamam. Ödeme alanlarına geçiyorum. Ödeme alanları. Bu lazım olacak biz arkadaşlar. Ama bu etkinliği ekledi eklediğimiz zaman yapacağımız bir şey öyle yapmıştım ben çünkü yeni alan ekledim. Çünkü bunu kendi kullandığı bir çekirdek alan kısmı var arkadaşlar zaten. Ama buraya farklı mesela seçeneklerde yapabiliyorsunuz. İşte alan tipinde mesela hani başka bir şeyler bilgiler de istiyorsanız onları da seçeneklere ekleyebiliyorsunuz. O yüzden şu an bir şey yapmayacağım ona. Özel CSS demiş. Bunu da kullandım. Özel CSS bölümüne yazdım ama bir türlü etkin olmadı. Anlayamadım onu da. O yüzden de ben de temanın mesela ek CSS hatta bunu da başka bir videomuzda yapmıştık hatırlıyorsanız. Child tema. Hani alt temalarda işte CSS nasıl ekle, kod ekleme mesela muhabbetlerini de göstermiştim. Oradan da yapabilirsiniz ama burada bilmiyorum yani HTML e etiketler için özel stiller tanımlanacak kullanışlıdır demiş. Yani ben de çalışmadım. Ben mi yapamadım bilemedim artık. Dil demiş burada mesela Türkçe'ye çevirebilir, çevirebileceğiniz kısımlar bazı kısımlar dediğim gibi dil dosyalarıyla çevrilmiyor arkadaşlar. Şimdi denk gelirse onlara da buradan müdahale ederiz. Yoksa bunların karşılığında mesela event mesela işte neyse etkinlik tipi tipleri etkinlik türleri mesela Bunları mesela buraya Türkçesini yazarak bu şekilde çeviriyor kendisi. Onu da boş bıraktım. Onlar ya yani bunlar çünkü şey etkinlik yaparken falan karşılaşıp düzelteceğimiz kısımlar. Etkinlik listesi, ön üç görünleri. Burada da arkadaşlar işte takvimin mesela etkinlik istelerini nasıl göstereceği takvim olarak göstermiştim ya şu şu alan arkadaşlar bakın. Bu şekilde mesela onlar kalender, aylık işte mesela nasıl gösterilmesini istiyorsanız haftalık mı, ajanda olarak mı, gün olarak mı burada mesela gösterebiliyorsun. Bu şekilde gözüksün. Bakın geçmişlik, geçmiş etkinlikleri etkinlik listesinden listelerinden gizle. Bunu açarsınız dediğim gibi etkinlik bittiyse onu artık saklar, göstermez arkadaşlar. Açabilirsiniz yani. O mantıklı. Etkinlikleri yeni sekmede açma gerek yok bence. Filtrelemeyi gizli. Bunlar var. Bakın bu işte bunlar ne yazık ki Türkçe'ye geçmedi. İşte bu da yani eksik kısımlarından biri. 10 bu şekilde 10 Kasım 2023 şeklinde göstersin. Tüm başlığı formatı cuma evet bu şekilde olsun. İzleme gün başı maksimum etkinlik yani bir günde kaç tane etkinlik gösterilsin. Mesela takvimde o da var. Gösterecek etkinlik sayısı özellik seçtirmiş özellik seç sütunlar rezervasyon durum siteli tamam bunları artık şeyde yaptıkça bakacağız arkadaşlar. Bu arada ben de bir tane kargo beklediğim için telefonum da açık arkadaşlar oraya da bakıyorum ara sıra ne zaman geleceğini bilmediğim için kargonun onu bekleyene kadar da en azından böyle bir şey yapayım yani bir kaydımı videomuzu yapalım diye uğraşıyorum. Etkinliğe bakalım. Etkinlik istileriydi bu. Etkinliklere bakalım. QR kodu görüntüle. Hava durumu sekmesini gizle. Ha, gizlesin. Harita sekmesini gizle. Gerek varsa siz gizleyebilirsiniz. Gizlemezsiniz. Buradan işte dediğim gibi bu alanları açıp kapatabilirsiniz. Onu da kaydedelim. Etkinlik türleri var. Burada etkinliğinizi nasıl gösterilmesini istiyorsanız. Bakın. Kuar olarak işte renkli color grid sticker bunları da işte dediğim gibi yani işte etkinliklerinizi yaptıktan sonra değiştirip bakacaksınız. Değiştirip bakacaksınız. Hangisi hoşunuza gidiyorsa, kullanışlıysa ona göre seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi i̇şte buradan herhangi bir şey seçmenin bir mantığı yok aslında. Yani değiştirmenin bir mantığı bile yok. Yalnızca bizim hani yapabileceğimiz neler var? Bakın burada işte short kodlar var. Kısa kodları bunları kullanabiliriz. Ama bunları zaten sayfada falan göster. Ana sayfada göstereceksek short kodları kullanabiliriz. İşte ama Elementor'la zaten bunları size bize verecekler. Yani veriyor kodları zaten. Seçiyoruz. Yani yapabiliyoruz. Sanatçılar kısmı var. Burada da gene aynı şekilde nasıl gözükmesini istiyorsanız mekanlar var. Organizatörler var. Aynı şekilde gene. Bunları da geçtik. Formlara bir bakalım. Fronted etkinlik gönderme. Dediğim gibi arkadaşlar ön sayfada ön tarafta etkinlik gönderme. Giriş formu var. Bakın giriş formuna bakalım. Ya Android kullanan adı. Kimlik alanı etiketi. Bakın kullanıcı adı bunu. Ya bazı kısımları evet Türkçeleştirmek lazım. Onları yaparsınız arkadaşlar. Beni hatırlayı göster. Remember bilmem ne bilmem ne. Benim unuttum. Backup'cıyı etkinleştirirsiniz arkadaşlar. Buton dikiği, kullanıcı fraud. bunları da değiştireceğiz tabii ki doğru. Tamam. bunu da yaptık. Şöyle geri gidelim. Formlar dedik. Lisanslarda ücretli sürümüne geçerseniz buraya lisans anahtarınızı yazıyorsunuz. Geçtik. Uzantılara bakalım. Uzantılarda gerçi burada da göstermiştim. Burada da kullandığımız bir uzantı yok. Evet, eklentinin ayarlar kısmı şu an yapacağımız ayarlar diyeyim size. Yani yaptığımız ayarlar böyle. Şimdi biz ne yapmamız lazım aslında? Bundan sonra izleyeceğimiz yol arkadaşlar etkinlikler oluşturacağız. İşte bir kategori oluşturalım, etkinlik mekanları oluşturalım, bilmem ne falan bunları yapacağız. Ondan sonra ihtiyacımız olursa ayarlarda işte değişikliklere gideceğiz. Son bölümlerde de artık WooCommerce bağlantılarını falan yapacağız arkadaşlar. Yani biraz dediğim gibi uzun belki iki bölüm yapabiliriz bunu. Bakacağız artık çünkü vakit bayağı alıyor. İlk önce şu etkinlikleri bir oluşturalım. Bir sayfayı şöyle bir yapalım. Toparlayalım. Etkinliklerimizi yapalım. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Hadi bakalım. Etkinlik oluşturma kısmına geçelim. Etkinlik oluşturmadan önce bazı kısımları doldurmamız gerekecek arkadaşlar. Bazı kısımlar dediğim işte sol tarafta menüde gördüğünüz gibi sanatçılar, organizatörler, mekanlar, etkinlik türleri gibi bunları bir doldurma işlemi yapacağız. Ondan sonra da etkinliğimizi oluşturacağız. Şimdi tersten başlıyoruz tabii ki ne yapıyoruz sanatçılar kısmına geliyoruz. Sanatçılar dediği kısım işte etkinliklerde eğer bir sanatçı varsa konuşmacı işte e, ne bileyim konserde mesela bir sanatçı varsa bunun gibi kişilerin mesela şahsi biyografi gibi düşünün bunların sayfalarını oluşturabilirsiniz. Tabii ki oluşturmak isterseniz yani bir bilgi olabilir bilgi amacıyla bunu yayınlayabilirsiniz. Şimdi biz de örnek olarak ne yapıyoruz? Bir tane oluşturalım hatta konuşmacı yapacağız. Bir tane konuşmacı ben kendimi hatta ekleyeyim. Buraya bakın sanatçılar kısmına geliyorsunuz. Ekle. Performer diyor. Bunlar tabii ki değişmiyor arkadaşlar. Bakın değişmediği için. Belki o diller kısmından bunlar değişebilir mi? Deneriz. Bakarız. Neyse. Ben şimdi kendimi ekleyeyim buraya. Adam boz. Buraya da işte bir, bir şeyler yazarsınız içerik olarak. Merhaba. 30 senedir işte konuşuyorum yorum diyorum işte neyse. Ondan sonra geldik. Sanatçı türü diye bir kısım var. Bakın ayarlar kişi ve grup demiş. Kişi rol konuşmacı diyelim buna. Aslında burada rol ne maksatta rolü sormuş konuşmacı diyorum. Sanatçılar listesinde göster tamam. Kişisel bilgiler telefon ekletebiliriz. Bakın telefon işte 558 58 58 dedik. İşte info Info dedik, onları doldurabilirsiniz. Öyle öne çıkan olarak da işaretleyebilirsiniz, yani en ön sırada gösterebilirsiniz. Sosyal ağ bilgileri demiş, bunlara da mesela şöyle yapalım. Aldık. Ne var? YouTube ekledik. Ondan sonra şunu da alalım hatta. Tamam. Bu de. Onları yaptık. Sonra sağ tarafa geldik. Arkadaşlar sağda görüntü önce şunu bir kaydedelim de yayınla diyorum. Tamam. Geldik. Resim. Bir tane resim alacağız. Yani Şunu alalım, atalım şöyle. Tamam. Profil resmini alsın. Burada eğer farklı resimleri varsa da onları da ekleyebilirsiniz. Galeri şeklinde. Tamam, bunu güncellediyorum. İşte bir tane sanatçı oluşturduk. Dediğim gibi bu konuşmacı da olabilir, bir müzik sanatçısı da olabilir, bir eğitmen olabilir. Fark etmez. Organizatörler. Şimdi sizin haricinizde farklı kurumlarla çalışacaksanız buraya onların bilgisini de verebilirsiniz. Mesela biz diyoruz ki işte VPA organizasyon. Çünkü bunları yani bir taraftan da ne arkadaşlar ee, nerelerde gözüktüğünü de görmüş olursun. Telefon yine aynı. Dedik buraya yine Mesela burada yazdık oraya bir tane resim alalım şöyle şunu ekleyelim tamam buralara yine sosyal medya hesaplarını ekleyebilirsiniz yani en azından organizasyonla ilgili işte bilgilere ulaşabilirler nasıl bir organizasyon olduğuyla ilgili onlar faydası olur. Bu şekilde öne çıkan olarak da düzenleyebilirsiniz ayrıyetten. Tamam yeter öyle. Yeni ekle diyorum. Ne yaptık? Bir tane de organizasyon ekledik. Mekanlara geldik. Önemli olan kısımlardan biri. Şimdi Dediğim gibi etkinliklerimizin nerelerde ağırlıklı olarak yani nerelerde hangi mekanlarda gösterildiği ya da çıktığı ya da nerede yapıldığına dair bilgi vermek için bu güzel bir kısım. Buraya mesela dediğim gibi mekan adresleri, lokasyonları yazacağız. Ben örnek olarak Gebze'de işte mesela Gebze Belediyesi'nin bazı kısımları var. Böyle etkinliklerle ilgili işte tiyatrosundan tutun da işte böyle kültür merkezi filan tarzı. Onları ekleyeceğim. Bir tane ekleyelim hatta şimdi şöyle etkinlikler mekan şuradan kopyalayayım hatta. İçeriğini içeriğini mesela. Gebze Kültür Merkezi mesela örnek. Şunu alalım. Adresi falan da alacağız çünkü. İsim yazdık. Açıklamaya arkadaşlar şunu alıyorum. Aldım. Buraya yapıştırdım. Adrese Dediğim gibi Gebze map kullanırsanız arkadaşlar apikeyini unutmayın. Şöyle. Görünen adres kuruluş kuruluşu tarihini işte neyse yazarsınız tarih yok. Ee, mekan halka aç halka açıldığında demiş. Şimdi Türkçelerde de arkadaşlar şey biraz böyle hani makine çevirileri olduğu için Biraz farklılıklar olabilir. Bunları siz loko üzerinden değiştirirsiniz. Oturma düzeni, etkinlik detaylarına bakın. Şimdi bunu ben normalde neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ayakta diye geçiyordu. Ben onu işte dil dosyasında değiştirdim. Etkinlik detaylarına bakın. Dediğim gibi koltuk düzenini e, seçebilmeniz için ücretli bir eklentisini kullanmanız gerekiyor. Yani eklentinin hem ücretli hem de şeyini almanız lazım. İşte ücretli eklentileri göstermiş uzantılarını almanız lazım. O yüzden mesela bakın oturma yeri uzatması gerektirir diyor. Bunu seçemiyoruz zaten bakın. Bu, bu, seçimi etkinlik detaylarına bakın diyoruz. Orada artık siz açıklamalarda etkinlik açıklamalarında mesela diyebilirsiniz. İşte 40 kişi oturma kapasitesi 50 kişi ayakta kapasitesi mesela bir konferansa ya da işte etkinlik açıklamalarını anlatabilirsiniz olayı Operator mekan kodnun adı ve iletişim bilgileri demiş mesela buraya bir tane isim yazın gene dedik Facebook sayfası gene bir Facebook sayfası işte ne var mı Facebook ve Instagram sayfası varmış onları da alalım yapıştıralım Bu aralarda Instagram'da çok böyle boşladık Vallahi Neyse bunları da aldık şimdi bir tane de resim ayarlayalım, resim yükleyelim. Gebze Kültür Merkezi şunu alalım. Bir tane mekanımız olsun. Öne çıkan olarak yeni ayarlayabiliriz. Yeni ekle diyelim mekan. Ya, bu şekilde. Şimdi sanatçımız yaptık, organizatör yaptık, mekan yaptık. Etkinlik türlerini yapalım şimdi. Etkinlik türleri. Bir tane, iki tane yapalım. Mesela Etkinlik. Şuradan da bakalım mesela. Etkinlik türleri. Oradan mesela e, bir konser olabilir. Konser diyelim. Konser. Konser dedik. Buraya mesela gene açıklama. Arka plan rengi demiş. Metin rengi, Yaş grubu. Her yaştan ancak ebeveyn rehberliğinde ya da özel yaş demiş. Bakın burada özel yaşı seçerseniz yaş aralığını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya da her yaştan bu şekilde seçebilirsiniz ya da tümü dersiniz. Öyle bir seçeneğiniz var. Şimdi kategori resmi, etkinlik kategori resmi şöyle şunu aldım. Sakallı kardeşimizi koyduk buraya. Tamam. Başka bir şey var mı? Öne çıkan olarak seçebiliriz. İsterseniz seçmezsiniz. Yeni ekle diyorum. Tabii açıklama yazmak lazım yani bir açıklama falan bir şey yazılsa iyi olur. Bir tane daha yapalım şimdi konferans diyelim ona da. Konferans dedim. Arka plan rengini de şöyle sarı yapayım bari. Yaş grubu gene tümü. Resim seçeyim. Böyle resmi alalım. Onu da kullanalım. Tamam. Hatta şeye bakalım ee, konferans açıklama var mı bir bakayım Evet ya yani mesela şöyle bir şey kafadan atalım bir şey şöyle yapıştıralım hatta konseri de kansere şey yapalım. Açıklamasını ekleyelim. Şöyle tamam. Güncelle diye. Şimdi iki tane de etkinlik türü oluşturduk. Bir konferans bir de konser kategori. Yani bunlar kategori aslında arkadaşlar. Bakın konser ve konferans. Tamam. Takvime bakalım. Takvimde herhangi bir şey yok. Şimdi etkinlik oluşturabiliriz arkadaşlar. Yeni ekle diyorum. Bir tane konser eklenti şey etkinliği yapalım. Bir konser etkinliği yapalım. Hemen demo'dan alalım bir tane şimdi şuradan. Bir rock gecesi demiş hatta şunu bir bakalım. Tamam. Rock gecesi. Şunu bir alalım. Geldik başlığımız. Rock gecesi içerik şunları bir kopyalayalım açıklaması buraya tamam açıklamayı da yazdık tarih ve saat ne zaman başlayacak arkadaşlar 11'inde başlasın bitiş tarihi yine 11 başlangıç saati akşam işte 8'de başlasın bitişte 11.45 diyorum tamamdır bu saatler arasında konserimiz. Rezervasyona bakıyorum. Rezervasyonları kapatın demiş. Rezervasyon gerekli olmadı etkinlik takvimleri istedikleri için kullanışlıdır demiş. Bakın rezervasyon gerekli olmadığı etkinlik takvimleri. Yani rezervasyon yaptırmadan direkt bilet satışı mesela yapmak istiyorsanız ya da bu yalnızca şey olabilir. Etkinlik takvimleri yani info, bilgi göstermek için olabilir. Yani Etkinlik hakkında bilgi vermek için olabilir. Rezervasyonları açın demiş. Üçüncü taraf rezervasyon. Üçüncü taraf rezervasyonlar. Arkadaşlar bu herhalde iki bölüm yapacağız bunu çünkü uzun olacak bu. O yüzden üçüncü taraf rezervasyonlara girmiyorum şu an. Rezervasyonları açıyorum. Aslında rezervasyon burada bilet satışlarını falan da yapacağımız rezervasyonları açın demiş ama rezervasyonları kapatıyorum yok. Kapalı kalsın biletleri buradan açacağız. Ha, etkili rezervasyon istiyor bu da. Tamam bu zaman buradan açacağız. Rezervasyon değişikliğine izin ver vermiyoruz. Tek seferlik etkinlik ücreti yok. Bunlar böyle boş kalsın. Rezervasyon yaptırmayacağım ben. Direkt bilet satışı yapmak istiyorum. Rezervasyon yaptırmak isterseniz arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra işte isterseniz değişiklik verebilirsiniz. iptal verebilirsiniz. Rezervasyon durumunu gizleyebilirsiniz. E, rezervasyon yaparken ek ücret yaptırabilirsiniz veya alabilirsiniz size kalmış. Ben bu şekilde yapıyorum üç rezervasyonları açtım çünkü bilet satmam lazım. Bilet kategorisi ekle demiş. Burada aslında bunu eklemeye gerek var mı? Yok bu şekilde değil buradan değil. Destek talebi türü ekle. Bu Türkçe çeviride bir yanlışlık olmuş. Bilet aslında bilet satışı bu. Buraya rak gecesi şunu yine kopyalayalım. Açıklamaya da hatta şunu yine kopyalıyorum. Tamam şöyle. Bir tane ikon etkinlikle ilgili bir ikon falan yapabilirsiniz. Mesela şunu aldım miktar dediği konser kaç kişilik olacak arkadaşlar? 100 kişilik olacak. Fiyat başına da 100 lira istiyorum. Biletler şuradan temin edilebilir demiş. Özel tarih. Tamam biletler şu tarihe kadar mevcut demiş. Etkinlik tarihine kadar. Etkinlik başlangıcı. Tarih seçelim. Onu zaman seçelim. Tamam 12 bu. Sabah 12. Yani gece 12 oluyor herhalde bu. Evet. Gece 12'den itibaren. Biletlerin kullanılabilirlik tarihi ön uçta gösterin demiş. Yani gösterme neyse göstersin. Sipariş başına bir maksimumda 10 tane bilet alabilsin bir kişi. Bilet şablon bilet şablonunu ne yazık ki ücretli uzantısıyla eklentinin ücretli uzantılarıyla değiştirebiliyoruz. Onu da alamadığımız için buraya bir şey yapamıyoruz. Görünürlük herkes görebilir. Giriş yapmış kullanıcılar ya da belirli kullanıcı rolleri demiş. Herkes gördün. Biletleri gizlemeyeceğiz. Biletleri engelli gri olarak göster demiş. Tamam. Tekliflerde de arkadaşlar mesela belli bilet kısımlarını mesela etkinlikten bir süre önce bayağı bir iki ay önce mesela atıyorum örnek olarak. Bu tarihlerde satışa verdiğinizde Uygun fiyata verebilirsiniz arkadaşlar. Satabilirsiniz. Mesela onları giriyorsunuz buraya. İşte tarihi verirsiniz. İşte erken gelen bakın. Örneğin hafta sonu teklifi, erken gelen indirim. Yani teklif bu fiyattan da alabilirsiniz. İndirimli tarih bunları girebilirsiniz mesela. Da biz mesela onu yapmayacağız tabii ki. Teklif vermiyoruz. Direkt bu şekilde bilet satacağız. Değişiklikleri kaydet dedim. Kapasite 100, 100 lira dedik. tekrarlaya geçelim. Şimdi bu etkinlik mesela bu ay içerisinde ya da bu aydan sonra da mesela 2 ay olabilir. Haftada bir işte e, ayda 3 defa, 4 defa, 5 defa neyse olabilir. Bu sefer sürekli girmenize gerek kalmayabilir arkadaşlar. Neden? Aynı mekanda olabilir. Gerçi onları da değiştirebilirsiniz de tek tek uğraşmanız lazım. Ama aynı mekanda, aynı saatlerde işte aynı sanatçı grup çıkıyorsa arkadaşlar bakın. Bunu açıyoruz bu etkinliği tekrarlayın her birini tekrarla bir gün sonra değil mesela yedi gün sonra tekrarlasın yedi gün hatta burada hafta da var ay yıllar yedi hafta sonra tekrarlar yedi gün sonra tekrarlar gelişmiş var özel tarihler var neyse yedi gün sonra da kaç defa tekrarlasın üç defa tekrarlasın tamam Şimdi Aynı isimde olursa bu sabah biraz karışıklık olabilir. Yani hangi biletin hangi tarihte hangi konserin hangi tarihte ne zaman nerede olduğunu bilemez isim olarak. Bu yüzden şimdi eklenti şöyle bir şey yapmış. Otomatik başlık oluşturma seçmiş. Şimdi bize 3 tane 3 tane tabii 3 tane etkinlik yapacak. Hatta bununla birlikte 4 olabilir. Doğru 3 tane çünkü 3 4 olabilir doğru. Bunların farklı olması lazım. En güzel kısmı da bakın şimdi son ek değişimi diye ön ek ve son ek var. İsterseniz rak gecesinin arkasına bu, bu şekilde bir tarih ekler ya da böyle numara da ekletebilirsiniz. ekte de, de ön tarafı alır bunu bu şekilde. Ben son ek olarak alacağım. Tarih olarak alacağım arkadaşlar. Böyle yapsın. Şimdi bunu yaptığınız zaman şeye bakacağız. Tüm etkinliklere bakacağız. Bakalım oraya da gelecek mi tabii ki. Bu şekilde olsun dedim. Ödeme alanlarına bakacağım. Normalde burada Ödeme alanlarında bakın arkadaşlar katılımcı alanları ödeme formu adım birdeki her katılımcı için eklenecek. Örneğin her kişi için ad, yaş ve bunun gibi alanlar ekleyebilirsiniz. Yeni alan oluşmak için ayarlara gidin. Normalde eklentinin çekirdeğinde yani varsayılan olarak bir zaten alan geliyor. Katılımcı alanları geliyor ama burada da ayrıyetten alan ekleyebilirsiniz. Mesela alan ekle diyorum. Çekirdek alanlar demiş mesela. Ne demiş? İsim. Buraya etiket açıklama değişikliği bilmem ne demiş. Katılımcı adı ekleme demiş. İkinci adı soyadı demiş bilmem ne. E gerek yok. Ayarlar kısmına gideceğiz o zaman. Ödeme alanlarında orada orada yapabiliriz. Tamam. Tamam. bu Burası böyle kalsın o zaman. Rezervasyonda da aynı o zaman. Evet. Şimdilik kalsın. Sosyal ağ bilgisi demiş. Hemen buralara şunlar dolduralım böyle. Youtube bunu da alsın. Sonuçlara bakıyorum. Sonuç sayfasını seçin demiş. Bileti aldıktan sonra etkinlik türleri etkinlikler. Etkinliklere mi? Nereye yönlendirelim? Rezervasyon değil bu çünkü. Etkinliklere gitsin. Etkinlik tarihi olsun bu da. Başlangıç. Etkinlik başlangıç. Tamam. Bu şekilde kalsın. Katılımcı notu şu kısım arkadaşlar. Bakın katılımcı notu şu. Şunu alacağım. Kopyalıyorum. Oraya yapıştıracağım şimdi. Tamam. Bu şekilde. Burada işimiz bu tarafta. Şimdi bu tarafa sağ tarafa geçelim. Konser dedik. Mekanımızı seçtik. Organizasyon eğer işte kaydettiysek yap, kayıtlı organizasyon olsa bunu aldık. Başka 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 resim. Resim bir tane konser resmi. Tamam. Etkinliğin resmi bu. Sanatçı da benim diyorum. Bunu bir güncellesin bakalım. Bir yayında diyelim. Tekrarlama yaptı mı acaba? Şuradan bir bakalım. Tüm etkinlikler. Bakın. Tekrarla dedim ya arkadaşlar. 3 tane istemiştim. Tabi bununla birlikte 4 oluyor demiştim. Evet 4 olabilir diyordum. Aynen öyle o şekilde olmuş. 11'indeydi zaten. Asıl. Ondan sonra 7 gün sonra 18'inde 25'inde ve ikisinde bakın 4 tane aslında 4'ü de aynı tarihler farklı yalnızca. Şimdi burada bir şuna bir şöyle bir görüntüle diyeyim yükleniyor diyor. Tamam rock gecesi konseri 11 Kasım. Tamam bakın lokasyonla ilgili bilgiler organizasyon sanatçı da burada işte konuşmacı. Buraya işte artık sanatçıysa burada sanatçı grubun, grubun falan yazabilirsiniz. Bakın bunlar tabi Türkçeleştirmemiz lazımmış. 11, 18, 25, 2 Aralık. 4 tane etkinlik. Şu an hazır. Bilet alabiliriz yani. Öyle olması lazım. Öyle umuyorum. Şimdi bilet alıyorum. Bu şekilde geldi bilet. Dediğim gibi aslında çalışmayacak da. Yani neden çalışmayacak? Videonun en başında da söylediğim gibi arkadaşlar. Ödeme alanları ile ilgili Türkiye'de yaşadığımız sıkıntı PayPal kullanamadık. Ve diğer Kredi kartı ile ilgili de ödemeyi ücretli uzantısını almanız lazım. Onu da yapmadık. O yüzden de WooCommerce üzerinden bunları satacağız ama ben yalnızca şu an eklentinin bize vermiş olduğu şeyi gösteriyorum. Bakın normalde PayPal'da olsaydı burada PayPal çıkacaktı zaten. Bu şekilde gösterdi. Bakın kapasite 100 gidiyor burada. işte bir ikon eklemiştik. Rak gecesi dedik bilmem ne. Cart cart. Tarih burada nerede olduğu Rock gecesi bir ara toplam 100. Toplam 100 lira demiş. Buradan mesela 2 dedim. 3 dedim. Bakın otomatik değişti. 3 dedik. Bakın. Bunlar tabi Türkçe ile değiştireceğiz. Checkout ödeme sayfasına git diyorum. Ödeme sayfasına gönderdi. Rezervasyon diyor burada. Tamam öyle desin. Rock gecesi 1. Katılımcı 1. 2. 3. Bilet 3. Bakın 3. Checkout dediğinizde direkt ödeme yapacak. Yapması lazım normalde değil mi? Bakın ödeme yöntemi seç diyor size. Ödeme yöntemi yetkinleştirilmedi. Bunun da sebebini anlattım gibi arkadaşlar. Yani bunları biz ne yapacağız? WooCommerce üzerinden satacağız. Paypal açık olsaydı Paypal seçeneği çıkacaktı. Ama o da olmadığı için yapamadık. Bunu göstermiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi videomuz uzun oldu. Ama anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Etkinliklerimizi bu şekilde yaptık, oluşturduk, tekrarladık. Dört tane etkinliğimiz oldu. Bunları tabii ki sayfada nasıl göstereceğiz, ödeme bağlantısını nasıl yapacağız onlar da tabii ki ayrı bir şey. Bence ikinci bölümde onu en kısa sürede ben hatta bir hafta beklemeyeyim. Bunun devamını çektikten sonra e, yayınladıktan sonra en kısa sürede de en kısa zamanda da ikinci bölümünü ekleyeyim arkadaşlar. Yoksa bu iki saati falan da geçebilir. Çünkü WooCommerce'de yapacağımız ayarlar var. Tekrar bu şeyleri oluşturacağız. Etkinliklerin satış biletlerini oluşturmamız lazım. Bir de bilet eklentisi var bildiğiniz gibi. O yüzden de burada ben bitiriyorum. Yalnızca eklentinin size nasıl çalıştığını, nasıl mantığını göstermek istedim. Bu şekilde çalışacak. İkinci bölümde görüşeceğiz tabii ki. Ne yapıyoruz? Videoyu beğendiyseniz, izleyecekseniz de arkadaşlar, istiyorsanız da lütfen. Gerçi yapacağım. İzleyiciyorsanız da de değil, yapmam lazım zaten. Böyle yarıda bırakamam bunu. Bakın şöyle de. 4 dakika demiştik ya geri sayım başlamışsa 4 dakika sonra bu iptal olduğu zaman direkt gönderecek bizi. Buradan çıkaracak yani. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.